Ramazan ayının yaklaşmasıyla tatlıcı dükkanlarında hazırlıklar başladı. Hazırlıklara başlayan tatlıcılar, vatandaşları kalitesiz tatlılar konusunda uyardı. Ramazan ayının gelmesi ve bayramın yaklaşmasıyla birçok tatlının yanı sıra baklavanın da tüketimi arttı. Merdiven altı üretilen ve kilosu 110 lira altında olan baklava ise insan sağlığını tehdit ediyor. 33 yıldır tatlıcılık sektöründe hizmet veren bir firma sahibi Ahmet Özen, Ramazan aylarında evlerine tatlı götürecek vatandaşları kalitesiz tatlı almamaları konusunda uyararak baklava yapımında kullanılan malzemelerin önemine vurgu yaptı. Mesela kaliteli bir baklavada önce bir sert buğday unu olması lazım. Buğday nişastası olması lazım. Özel sade yağ olması lazım. Yine buna Gaziantep'ten özel boz dediğimiz böyle tam daha olmadan hazırlanmış boz fıstık olması lazım. Sade yağ ile boz fıstık çok birbirine pişince çok reyha veriyor. Özen, kaliteli baklavanın altın renginde olduğunu ve ucuza satılan kalitesiz baklavaların insan sağlığını tehdit ettiğini ifade etti. Kaliteli bir baklava altın sarısı olmalı. Yedikten sonra yerken boğazını yakmamalı. Yedikten sonra da mideni yakmamalı. Kalitesiz bir baklavayı anlatırsanız yine ikinci kalite un kullanılıyor. Mısır nişastası kullanıyorlar. İşte boyalı yer fıstıkları veya farklı ürünler kullanıyorlar. Fıstık yerine yine yeşil görünümlü bir şeyler kullanıyorlar. Baklava yapımında kullanılan malzemelerin önemine vurgu yapan Özen, kaliteli bir baklavayı yediğiniz zaman ağzınızda tereyağı ve fıstığın rehası çok öz oluyor. Yedikten sonra boğazınızda yanma yapmıyor, dedi. Mesela kaliteli bir baklavayı yediğiniz zaman ağzınızda tereyağının ve fıstığın rehası çok öz oluyor. Kalitesiz baklava konusunda vatandaşları uyaran baklavacı Özen, kalitesiz bir baklava ise yine ikinci kalite un kullanılıyor, mısır nişastası kullanılıyor, boyalı yer fıstıkları veya farklı ürünler kullanılıyor, dedi. Kalitesiz bir baklavayı anlatırsanız yine ikinci kalite un kullanılıyor. Mısır nişastası kullanıyorlar. İşte boyalı yer fıstıkları veya farklı ürünler kullanıyorlar. Fıstık yerine yine yeşil görünümlü bir şeyler kullanıyorlar. Şeker yerine glukoz kullanıyorlar.